Türkiye kritik günlerden geçiyor. Bir yanda dostumuz dediğimiz ülkelerin desteklediği terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Diğer yandan tarihimize ve haysiyetimize yönelik Avrupa kaynaklı saldırılar sürüyor. Üstelik bu saldırılara gerek yurttaşlardan, gerekse Türkiye'yi yönetenlerden gereken karşılığın gelmediği ifade ediliyor. İşte tam da böyle bir süreçte bilmeye, öğrenmeye, ulusal birlik ve bütünlüğümüzün temellerini bu bilgiler ışığında sağlamlaştırmaya ihtiyacımız var. Değerli izleyiciler, 1915 olaylarının sözde soykırım olarak tanımlanmasını öngören karar tasarısı 2 Haziran'da Alman Meclisi'nin gündemine geliyor. Bu tasarıya stüdyoda bulunan konuğum genişletilmiş Ermeni soykırımı iftirası diyor ve önceki tasarıların hepsinden çok daha kurnazca hazırlandığını söylüyor. Bu akşam işte bu iddiaları belgelerle çürütecek ve olayın arka yüzüne de ışık tutacak olan o değerli konuğum yazar Sayın Cengiz Özakıncı. Sayın Özakıncı, teşekkür ederiz. Yayın davetimizi kabul ettiğiniz için bu kritik süreçte söyleyecekleriniz son derece önemli. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sayın Onur Öğümen de emekli büyükelçi Sayın Onur Öğümen de program yayını akışı içerisinde telefon bağlantısıyla katkılarını sunacaklar. Değerli izleyiciler, siz de süre içerisinde soru ve yorumlarınızla programa katkı sağlayabilirsiniz. Bunu da başından hatırlatalım. Hocam hemen başlayalım. Süremiz az. Konu Tamam. çok sıcak ve önemli bir konu. Genişletilmiş Ermeni soykırımı iftirası diyorsunuz. Bu yeni bir Şimdi tanımlama. ben bu adı verirken düşündüm. Bu tasarının diğer bugün şimdiden önceki başka ülkelerin parlamentolarına gelen tasarılardan daha farklı bir yönü var. Birkaç yönü var. O yönlerden bir tanesi tasarıda yalnızca Ermeni iddiaları değil. Hristiyanlar diyor. Yani Hristiyanların soyu kırılmış. Başta Ermeniler olmak üzere diyor. Osmanlı'nın Süryani, Asuri, Kıldani ve diğer ve bu gibi Hristiyan halklarına soykırım uygulanmıştır diyor. Dolayısıyla salt Ermeni soykırımı demiyor bu tasarının adı. Ben o nedenle genişletilmiş Ermeni soykırımı iftirası dedim. Bir başka ifadenizde içeriye geçeceğim, tek tek soracağım ne diyor diye açmanızı rica edeceğim ama bir de diyorsunuz ki kurnazca. Şimdi 20 parlamentoda sanıyorum kabul edilmiş şimdiye kadar dünyada. Çeşitli ülkeler, Uruguay ilk kabul edenlerden biri mesela. Ama bunu diğerlerinden daha kurnazca olarak nitelendiriyorsunuz. Şöyle ki kurnazca bir tanık edasıyla ikrarda bulunan bir suç ortağı konumunda ortaya çıktı bu Alman parlamenterler. Şöyle ki diyorlar ki bu 1915 olayları yaşandığı sırada Alman İmparatorluğu vardı. Alman İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu müttefiktiler. Bizim Alman İmparatorluğu'nun görevlileri, gerek konsolos, gerek büyükelçi, gerek Osmanlı ordusunda görev yapmakta olan Alman subayları, hepsi bu olaylara tanık oldular. Dikkat, tanık oldular. Tanık hukuki bir deyim. Tanık oldular ve durdurma girişiminde bulunmadılar. Durdurma girişiminde bulunmamakla bir insanlık suçu işlemiş oldular Almanlarda. Biz de bir şekilde Evet, ortak olduk. ikrarda bulunuyoruz. İkrar hukuki bir deyim, dikkatinizi çekerim. Ceza ve tazminat hukukunda ikrar önem taşıyor. Türkler, Ermenileri ve diğer Hristiyan halkları doğrarken bizim
Alman Osmanlı'da bulunan Almanlar da bunu seyretti. Seyretmekle suç işlediler ki durdurma yetkileri vardı diyerek tanıklık, hem tanığız diyorlar hem suç ortağıyız diyorlar. Fakat suçu işleyen Türkler dur yapma etme dememiş olmak suçunu işleyen de Almanlar olarak ortaya çıkıyorlar. Şimdi burada iki ilginç ve hukuki anlamda ilerletilebilecek tohumlar içeriyor bu tasarı. Şayet Alman parlamentosu bu tasarıyı oylayıp da kabul eder ise o zaman Türklerin Ermenilere ve diğer Hristiyanlara kıydığına tanıklık ve ikrar, Alman tanıklığı ve Alman ikrarı söz konusu olacak. İkrar ve tanıklık hukuki ve yargısal deyimlerdir. Tabii ki ben bir uluslararası hukuk uzmanı değilim. Bu duruma, bu konuşmamızda dikkat çekelim ki Türkiye'mizin yurtsever uluslararası hukuk uzmanları bu tasarının barındırdığı bu tanıklık ve ikrar, Alman tanıklığı ve Alman ikrarının şayet parlamentoda kabul edilirse bizim başımıza çok hiç şu anda öngörülemeyen dertler, uluslararası yargı dertleri açıp açmayacağını değerlendirmeyi tabii ki hukuk uzmanlarına bunu bırakıyoruz. Biraz daha konuşalım ama önce şeyi size sormak isterim. Size göre, çünkü bugün Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Evet. Hristiyan Demokrat Parti'nin başkanı ve evet, başbakan Angela Merkel'le bir konuştum. Evet. Bu tasarının geçmemesi için elimden geleni yapacağım dedi Sayın Merkel, evet, bana dedi. Evet. Sizce öyle bir atmosfer mi var incelediğinizde, baktığınızda? Yani geçebilir yönünde yorumlar var maalesef parlamentoda. Şimdi geçebilirliği şurada ama biz kendimizi de suçluyoruz diyerek bir yani hak gözetir bir rolde, maskede takmış olacaklar böylece. Oysa Almanya çıkıp ya 1915'te Ermenileri biz doğradık deseler ne olur? Ermeniler onlardan toprak mı isteyecek? Yani Almanya topraklarının bütünlüğünü tehdit eder bir sonuç doğurmayacak bu. Değil mi? Evet. Yahudilere kıyım yaptık dediler, bunu kabul ettiler ve tazminat ödediler sadece. Ama Almanya'nın topraklarının bir kısmını Musevilere vermediler, değil mi? Hı hı. Dolayısıyla Almanya'nın tuzu kuru. Yani dese ki ben Anadolu'da 1915'te Ermenilere şöyle yaptım, böyle yaptım dese bile bunun faturası bize çıkartılacak faturadan çok farklı olacaktır. Hı hı. Almanlar bu suçu Türklerle beraber biz işledik dedikleri an Türkleri de suçlamış olacaklar, Türkiye'yi de suçlamış olacaklar. Fakat onlar küçük bir benzetmeyle bir ay hapisle kurtulacaklar. Fakat onların ikrar ve tanıklığıyla Türkiye'ye kesilecek ceza, topraklarının büyük bir bölümünün Ermenistanların hakkı olduğu ve tazminat vesaire. Ve Ermeni, bakın. Şimdi şunu söyleyelim. Canım diyelim soykırım ne olur ki diyenlere şunu söyleyeyim. Sen bunu soykırım dediğin an Anadolu'nun Doğu ve Güneydoğusunu Ermenilerin vatanıydı. Biz onları doğradık ve oraya Türkler yerleşti demiş oluyorsun. Dolaylı olarak bu anlamı içeren bir söz etmiş olduğunun farkında değiller. Soykırım demekti. Bakın şu haritaya 1918 yılında
Anadolu'nun yarısı Ermenistan olarak gösteriliyor. Neredeyse Sivas'tan berisi. Evet, 1918. Bu da 1916'da. Bu Wilson'un haritası 1918. Bu da 1916'da Saipiko anlaşmasıyla bunu. Bu sarı bölüm Ermenistan. 100. yıl işte. Evet. Yani tam Saipiko'nun 100. Şimdi yıl. Demek istediğim şu. Sen soykırım yapılmıştır denilmesi ve bunun kabul edilip uluslararası yargı organlarında kabul edilip onaylanması halinde senin bugün bu haritadaki topraklar üzerinde Ermenistan'ın hakkı doğuyor. Ve o topraklar benim. Zaten anayasasında hak talep ediyor hali hazırda işte şu an. O hakkı uluslararası, yani iddia ettiği hakka uluslararası geçerlilik atfedeceksin. Bunu demekle, soykırım yaptık demekle. Böyle bir şey olamaz. Yapmadık çünkü. Yapmış olsak ve desek yani Hitler'in Musevilere uyguladığı kıyımlar gibi bir kıyım biz Türkler ve Osmanlı Devleti yapmış olsa idi bunu söylemek ve bundan dolayı tamam neyse cezamız çekelim deriz ve hakkaniyetli bir şekilde de ama yapmadıksa niye yaptık diyelim. Bütün dünya bize yapmadığımız bir soykırımı yaptınız diye kabul edin diyor. İçimizde de var. Onlar da Osmanlı'nın bakiyesi evet, niye üstleniyoruz evet. diyenler mi ararsınız? Bugüne dek bu iddialar Ermeni soykırımı iftiralarına çok değerli aydınlarımız, çok karşı tarafı susturucu yanıtlar verdiler. Doğu Perinçek, Mehmet Perinçek, Onur Öymen hocamız, Uluç Gürkan beyefendi, Şükrü Server Aya beyefendi. Daha da ilginci, belki konuşmamız için de sıra gelir. 1967'de Mehmet Ali Aybar, o dönemin Sosyalist Partisi olan Türkiye İşçi Partisi'nin lideri Mehmet Ali Aybar, Avrupa'da kabaran Türkler Ermeni soykırımı yaptı dalgasını susturmuştur. Bunu bir anlatalım mı? Nasıl olmuştur evet hocam? Şimdi 1967 yılında kısaca geçelim. 1967 yılında Amerikan ordusu Vietnam'da kan dökmekte iken Bertrand Russell, ünlü çağının en önemli düşünürü, hı hı. Bertrand Russell bir mahkeme kuruyor ve bu mahkemede Vietnam'da sivillerin öldürüldüğü ve bunun da soykırım, ABD'nin işlediği bir soykırım suçu olduğu sorusuyla bir yargılama yapıyor. Bu mahkeme bir sivil mahkeme. Yasal bir geçerliliği yok. Avrupa'da. Fakat, tabii. Avrupa'da. Fakat dünyanın en saygın entelektüelleri, yazarları, düşünürleri onlarcası Russell tarafından bu mahkemeye üye olarak davet ediliyorlar. Hı hı. Bu dünyanın en önemli aydınlarından davet alan bir tanesi de bizim Türkiye o tarihteki Türkiye İşçi Partimizin lideri Mehmet Ali Aybar. Mehmet Ali Aybar hukukçu kökenli aynı zamanda. Bunlar gidiyorlar Vietnam'da yerinde bakıyorlar ediyorlar ve rapor hazırlıyorlar. Bertrand Russell'ın bu mahkemesinde başkan dünyaca ünlü aydın Jean-Paul Sartre. Evet. Amerika'nın Vietnam'da yaptıklarının soykırım suçuna tanımlanan, yani Nürnberg'de tanımlanan soykırım
suçuna birebir uyan suçlar işlediğini Amerika'nın rapor haline getiriyor Jean-Paul Sartre ve bunu çağrılı aydınlardan oluşan mahkemeye rapor olarak okuyor. Ve bu raporun sonunda Amerika'nın Vietnam'da işlediği suçlar soykırım kapsamındadır. Türkiye'de bu yüzyılın ilk soykırımını Ermenilere uygulamıştır diye bir cümle görünce bizim Mehmet Ali Aybar havalara sıçrıyor tabii. Sartre eklemiş bu cümleyi. Sartre tabii. Raporu yazan Sartre. Bir dakika bir dakika diyor. Yani o rapor o aydınların onayına açılıyor. İmzasına açılıyor. İmzalandıktan sonra ilan edilecek. Oy çoğunluğuyla da olsa ilan edilecek, oy birliğiyle de olsa ilan edilecek dünyaya. Mehmet Ali Aybar söz alıyor. Yıl 1967. Solcu bir lider bir de. Solcu liderimiz. Şimdiki solcu. Şimdiki solcularımızın da kulak vermesini rica ediyoruz. Sol tavır neymiş? Aybar Osmanlı'da Ermenilerinin 1915-16'larda başlarına gelen olayların soykırım tanımına uymadığını konuşarak uzun uzun açıklıyor. Bunun üzerine evet soykırım değildir. Bu paragrafı, Türkiye'yi soykırımla suçlayan bu paragrafı karar metnimizden çıkartıyor muyuz? Eller havada. Oy birliğiyle Türkiye'nin Ermenilere, Osmanlı'nın 1915 yıllarında Ermenilere yaptığı olayların soykırım kapsamında nitelenemeyeceğine karar veriliyor ve karardan o paragraf çıkartılıyor. Böylece Sayın Doğu Perinçek'in Ahim'deki zaferinden yıllarca önce Mehmet Ali Aybar ve Russell duruşmalarında, Russell mahkemesinde Türkiye'ye soykırımcılık sıfatı yakıştırılmaya çalışılmasını önlüyor. Ama o mahkeme Amerika'nın Vietnam'da soykırım yaptığına karar veriyor. İşte böyle aydınlarımız var. Şimdi geldiğimiz noktada da hocam, biraz evvel dikkat çektiğiniz nokta önemli. Şimdi bu raporda, yani Almanların ikisinde oylayacağı raporda sadece Ermeniler değil Hristiyanlar mevzubahis ve Sayın Cumhurbaşkanı Merkel'e gönderme yaparak elimden geleni yapacağını söyledi diyor ama Merkel'in bağlı bulunduğu parti Hristiyan Demokratlar. Yani şimdi, ne diyorsunuz? Yani Hristiyanların katledildiğini iddia eden bir yalana Hristiyan Demokratlara bağlı milletvekilleri olumsuz oy verirler mi? Ne dersiniz? Şimdi ben çok tuhaf karşılıyorum. 21. yüzyılda Almanya gibi bir ülkede adında Hristiyan sözcüğü taşıyan siyasi parti bulunması, üzerinde başlı başına düşünülmesi gereken bir durumdur. Laiklik demokrasinin vazgeçilmesi, yani çağcıl demokrasinin, hı hı, vazgeçilmesi, 80 türü var demokrasinin ama çağcıl demokrasinin vazgeçilmesi laikliktir. Laik bir ülkede nasıl olup da adında bir din adı bulunan Hristiyan Demokrat Parti, yani Hristiyanlık güden, hı hı, bir partinin, siyasi partinin kurulabilmiş olması. Örneğin bizde din, dil, cins, ırk, etni ayrıma dayalı parti kurulamaz. Hı hı. Eğer bu bizim anayasamızda olan madde onlarda yok mu acaba mesela, değil mi? Hı hı hı. Mesela Fransa'da niye yok Hristiyan Parti? İngiltere'de Hristiyan Parti duydunuz mu? Ben duymadım. İtalya'da Hristiyan Parti var mı? Yok. Bilmiyoruz. Yok yani. Ama Almanya'nın ayırt edici özelliği herhalde Hristiyan, pek fazla Hristiyanmışlar meğer. 21. yüzyılda bile din parti, adlarında Hristiyan adı bulunan parti
kurabiliyorlar. Hı hı. Ve bu parti üyeleri Osmanlı 1915'te Hristiyanlara soykırım uyguladı. Sadece Ermenilere değil, diğer Hristiyanlara yani Süryanilere da de. Sayıyor zaten, önergede adı geçiyor. Süryani, Asuri, Keldanilere de soykırım uygulandı. Biz de gördük, durun yapmayın demedik. Demedik diyor. Şimdi bakın, ona geçeyim mi? Lütfen. Şimdi Süryanilere soykırım yapıldığı argo tabiriyle diyeyim, bu geyik Türkiye'de akademisyenler arasında, yani Ermeni soykırımı iftirasını yineleyen yerli akademisyenlerimiz arasında da son 4-5 yıldır, 6 yıldır dile getirilen bir şeydi. Lozan'da Süryanilere, Lozan'da verilen haklar gasp edildi. Süryanilere de soykırım yapıldı. Süryaniler de Süryaniler diye bir propaganda. Benim bildiğim şöyle bir 6, en az 6 yıldır yoğunlaşmış durumda. Şimdi bu propagandayı biz Almanya'da iki gün sonra parlamentoda oylanacak olan tasarıda da görüyoruz. Karşılığını. Evet. Sadece Ermenilere değil, Süryanilere de soykırım yaptınız siz, diyor tasarı. Bunu da oylayacaklar. Şimdi bakın. Süryani Süryanilerin Türkiye'de bize soykırım yapıldı lafı 6 yıl öncesine kadar hiçbir Süryani tarafından dile getirilmemiştir. Böyle bir talep ve yani bize Lozan'da verilen haklar çiğnendi. Böyle bir talep Süryani aydınlarında ve Süryani Patrikhanesi'nden gelmedi. Süryanilere bile başkaları biliyor musunuz sizin haklarınız çiğnendi filan diyor şimdi. Ben de bu Süryani olgusunu, Süryanilerin şimdi Süryaniler adına ileri sürülen bu ezilmişlik, azınlık hakların için olayını araştırdım. Ne buldum biliyor musunuz? Yıl 1919, İngiliz istihbaratının özel görevlisi binbaşı Noel, 1919'un Mart ayında İngiltere devleti tarafından Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusuna görevli olarak gönderilir. Atatürk Samsun'a henüz çıkmamış. Atatürk henüz Samsun'a çıkmamış, İstanbul'da henüz. Yenik bir Osmanlı var. İşte o yenik Osmanlı'nın da Noel'in görevi Güneydoğu'yu aşiret dolaşmak ve saptamalar yapmak. Kürtlere gidecek, Kürt aşiretlerine gidecek. Diyecek ki, siz biliyor musunuz ki Türkler Turan ırkındandır, siz ise Ari ırkındansınız. Siz biliyor musunuz ki Ermeniler de Ari ırkındandır. Siz biliyor musunuz ki bütün Avrupalılar sizin ırkınızdan. Ermeniler ve Kürtler Ari ırktan kardeşler. Fakat Türkler Turani, onlarla kardeş değiller. O halde Ermeniler ve Kürtler birleşsinler, Türklere karşı savaş açsınlar, Doğu ve Güneydoğu'da bir kendileri özel devletlerini kursunlar. Ne dersiniz? Sorusuyla dolaşıyor oraları. Bütün Kürt aşiret liderleri yenilmiş bir Osmanlı'nın çatısı altında hepsi Noel'e tokat gibi cevaplar veriyorlar. Biz Osmanlı'dan ayrılmak istemiyoruz. Biz Türklerle kardeşiz. Hadi bakalım sen güle güle diyorlar. Çok önemli bir tarih tespiti. Bu arada Noel Süryani Patriki İlyas ile de görüşüyor. Nisan 1919. Ne Atatürk henüz Samsun'a çıkmış,
ne milli direniş silahlı bir şekilde kurulmuş, henüz Kuvayi Milliye ordusu kurulmamış. Daha Kazım Karabekir bile Erzurum'da değil, o da İstanbul'da. Şimdi böyle bir şeyde yenilmiş bir Osmanlı'nın süryanisi, kendisine galip gelen devletlerin bir görevlisi diyor ki, size de ayrı devlet verelim Süryaniler için. Ne dersiniz diyor. Süryani Patriki İlyas, burada işte Noel'in raporu burada. Bu raporda kendisi diyor ki, biz 600 yıldır Osmanlı idaresi altında ve Harun-ül Reşit'ten beri de Müslümanlarla kan kardeş olduk. Kardeşiz. Biz onları düşmanımız olarak görmüyoruz. Onlar da bizi düşman olarak görmüyor. Biz Türk ve Müslümanların yönetimi altında özgür yaşıyoruz. Hiçbir ayrıcalık istemiyoruz. Paris Konferansı'na da gitmiyoruz. Herhangi bir azınlık talebimiz de yoktur. Bizi rahat bırakın. İngiliz raporu değil mi bu? Bu İngiliz raporu. Türklerin yani kaleme aldığı bir rapor değil. Hayır, konuşma birebir yazılmış Noel tarafından. Noel. Ben bu raporları İngiliz Devlet Arşivinden gizliliği kaldırılmış belgeler içerisinde buldum ve gereken ödemeyi yapıp aldım. Yani bölecekler ama nasıl böleceklerini araştırıyorlar. Evet. Yani işte. Evet. Şimdi burada bakın bölüm şu. Yakubiler yani Süryaniler, Roman Katolik Syrians diyor, Asuriler yani bugün Alman tasarısında olan ve bir de Keldaniler var. Binbaşı Noel'in 1919 raporunda. Almanların bugün soykırım yapıldı dediği kesimlerle İngiliz görevli, istihbarat görevlisi görüşmüş ve hiçbirisi Türkiye'den ayrılmak istemiyor. Yani. Türklerle bir sorun iddia etmiyorlar. Şimdi bakın, bu rapor Binbaşı Noel'in şu an konuştuğumuz raporu PKK sempatizanı olan bir yayın evi Binbaşı Noel'in raporları diye bir kitap yayınladı. Bu rapor Ağustos'tan başlıyor. Haziran'dan başlıyor. Kitap Haziran'dan başlıyor. Öncesi abi. Yani Haziran'dan itibaren raporları yazmışlar kitaba. Halbuki Mart diyorsunuz. Mart'ta görevlendiriliyor. Nisan-Haziran arası o kitapta yok. Niye yok? İşte o kitaba, Türkçe'ye çevirdikleri Noel'in raporuna, eğer raporun başından, Nisan'ından Haziran bölümünü de almış olsalardı, İddiaları çökecek. İddiaları çökecekti. Çünkü Noel'in raporu, Osmanlı'nın Hristiyan azınlıklarının Osmanlı'dan ayrılmak, yani Süryanilerin Osmanlı'dan ayrılmak ve derdi yok. Azınlık hakları gibi bir dertleri yok. Türklerle beraber olmak gibi bir amaçları var. Olduğunu kanıtladığı gibi Ermenilerin kaç adet Ermeninin sürgüne gönderildiğini de içeriyor. Evet, bunu rica ediyorum bu konuda çalışan insanlara. Ben de çalışıyorum. Ben de kitaplaştıracağım bunu. Rapor kaç ne kadar Ermeninin sürgüne gönderildiğini de içeriyor. 200 küsur bin. Evet, İngiliz resmi raporu, yerinde yapılmış sözlü tarih, sözlü anlatılar ve nüfus kayıtlarını inceleyen İngiliz istihbaratçısı Noel, sürgüne gönderilen Ermenilerin, yani Doğu ve Güneydoğu'dan sürgüne gönderilen Ermenilerin sayısını 200 küsur bin olarak, hem de hangi kasabadan, hangi şehirden kaç adet olduğunu da yazarak bir liste halinde sunmuştur. İşte bu rapor hem Ermeni soykırımı iftiralarını, 1,5 milyon, 2 milyon öldürdüler gibi o iddiaları çürütecek bir rapor. Hem de Ermeniler dışında bir de Süryanileri de soykırım yaptılar gibi bugün yinelenen iddiaları tamamen kökünden çürütecek bir rapor. Şimdi konuşmaya devam edelim ama bir kısa ara rica edelim hocam. Hem sizden hem değerli izleyicilerimizden. Aranın ardından emekli Büyükelçi Sayın Onur Öymen de telefon bağlantısıyla bize katkılarını sunacaklar. 114 eski CHP'li vekil
Alman parlamentosuna bir mektup yazdılar. O mektubun ayrıntılarını soracağım evet, kendisine. Değerli izleyicilerimizden kısa bir ara rica ediyorum. Aranın ardından 1915'e de döneceğiz. O gün gerçekte neler yaşandığını bir kere daha bitip tükenmeden konuşmak gerekiyor. Bir kere daha ekranlara taşıyacağız. Gerçekleri anlatacağız. Almanya'nın ve Avrupa'nın niye her yıl bu konuyu gündeme getirmesinin arkasındaki yatan nedenleri de anlamaya çalışacağız. Eğer parlamentodan, Alman parlamentosundan bu tasarı geçerse Türkiye ne gibi sonuçlarla karşı karşıya kalabilir sorusunun da yanıtını bulacağız. Ama bir küçük ara rica ediyoruz. Gündem Özel'in ikinci bölümüyle yazar Sayın Cengiz Özakıncı ile programa devam ediyoruz. Sözde Ermeni soykırımı iddialarını ki Almanya parlamentosunda 2 Haziran'da oylanacak. Sayın Özakıncı ilk bölümde ne kadar kurnazca ve genişletilmiş olduğunu ortaya koydu. Belgeleriyle de tek tek iddiaları çürüttü. Konuşmaya devam edeceğiz ama müsaade ederseniz telefon attığımızda değerli bir konuğumuz var. CHP'nin eski genel başkan yardımcılarından, emekli büyükelçilerimizden Sayın Onur Öymen ki bu konuya uzun yıllarını harcadı. Anlaşılan o ki harcamaya da devam ediyor. Sayın Öymen teşekkür ederiz. Öncelikle yayınımıza katkılarınızdan ötürü. Bugün öğrendik ki haberini de yaptık. Sizin de başını çektiğiniz 114 eski CHP'li vekil Almanya parlamentosuna bir mektup yazıp göndermiş. O mektubun ayrıntılarında neler var öncelikle onu öğrenmek istiyoruz. Ve de bu oylanacak tasarıya ilişkin düşünceleriniz, görüşleriniz neler? Sayın Öymen beni duyabiliyor musunuz? Alo. Şimdi sesiniz gelebiliyor. Bir ufak teknik sıkıntı yaşadık. Sorumu duyabildiniz mi Sayın Öymen? Duydum tabii. Buyurun sizi dinliyoruz efendim. 114 eski CHP milletvekili olarak Alman parlamenterlerine bir mektup gönderdik. Bu Ermeni meselesinin özünü anlattık. Ne oldu, ne bitti, nasıl oldu ve nasıl bir propaganda malzemesi haline getirildi Birinci Dünya Savaşı'nda. İngiliz Propaganda Bakanlığı tarafından bunları anlattık. Ondan sonra da İngiltere hükümetinin bile bu olayları soykırım saymayacağını ilan ettiğini söyledik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını anlattık. Fransız Yüksek Mahkemesi'nin kararını anlattık. Yani hukuken bir parlamentonun soykırım kararı alamayacağını söyledik bu mahkeme kararlarına göre. Yani hukuken tutar tarafı yoktur bu girişimin. Bunları anlattık. Ve eğer dedik siz buna rağmen bu kararı çıkarırsanız o zaman dedik bunun çok ciddi sonuçları olur. Türk-Alman ilişkileri açısından çok ciddi sonuçlar verir dedik. Yani bir daha ayrıca şunu da söyledik. Yani bu olaylarda hep Ermeniler şikayetçi. Bu olaylarda 519 bin Türk öldürülmüş Ermeniler tarafından. 519 bin resmi arşiv ve rakamlarımıza göre. Öyle anlaşılıyor ki dedik yani bu Ermeniler Birinci Dünya Savaşı'nda bu öldürdükleri yarım milyonu aşkın Türk'ün üstünü örtmek için, bunu gözlerden uzak tutmak için, ayrıca daha yakın tarihlerde Asala Ermeni terör örgütünün Türk diplomatları öldürmesini gözden kaçırmak için, işte Azerbaycan topraklarının %20'sini işgal ettiler, 1 milyon insanı göçmen haline getirdiler. Yani kendi yaptıkları bu işleri gözden uzak tutmak için 100 sene önceki olayları çarpıtarak hukuka da aykırı bir şekilde, gerçeklere de aykırı bir şekilde Türkiye aleyhine propaganda malzemesi yapıyorlar. Peki Sayın Öymen, Alman meclisi, Alman parlamentosu bu propagandaya neden alet oluyor? Yani şimdi 60 bin nüfus var burada. Almanya'da 3 milyon Türk yaşıyor. İlişkiler bütün ortada. Bütün mesele burada. Şimdi bunu aslında anlamak kolay değil. Bizim gördüğümüz kadarıyla burada şöyle bir sıkıntı var. Almanlar her ne kadar geçmişte olup bitenlerin hepsini Nazilere yüklendilerse de bu büyük bir yük Alman halkı üzerinde. Yani bütün dünyaya soykırımcı bir millet olarak tanıtılmışlar yıllarca haklı olarak. Şimdi kendilerine bu sorumluluğu paylaşacak ülke arıyorlar. Yani biz yaptık ama başkaları da yaptı filan diye. Halbuki bütün mesele yani biz bunları gündeme getirmiyoruz. Alman milletini incitmemek için her başka Almanların geçmişini kurcalamıyoruz. Ama eğer bu yol açılırsa bizim de söyleyeceklerimiz var. Bakın 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın hemen başında
Alman sömürgesi var Güneybatı Afrika'da, Namibya'da. Ve orada yani 100 bine yakın insanı çöllere sürdüler. Açlıktan ve susuzluktan ölmeye bıraktılar. Evlerine dönmelerini engellediler. Ve müthiş bir soykırım uyguladılar. Almanya'da bile bunun soykırım olduğunu söyleyenler var. Şimdi Tanzanya'da buna benzer şeyler yaptılar. Yani sadece Hitler döneminden ibaret değil. Eğer geçmişin dosyaları açılacak olursa bizim de söyleyecek çok lafımız olur. Ama bütün bu olayın en tehlikeli tarafı şudur. Almanların bu girişiminin en sakıncalı tarafı şudur. Karar tasarısında diyor ki Türkler yalnız Ermenilere değil işte Asurilere, Kaldanilere bilmem ne hepsine soykırım yaptılar da. Ve diyor bu karar çıkarsa meclisten bunu diyor okullarda müfredata sokmalıyız. Bütün öğrenciler öğretmeliyiz. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi yani Almanya'da milyonlarca çocuk ve genç bütün tahsil hayatı boyunca Türklerin soykırımcı olduğunu öğrenecek. Ve bunların içinde 1 milyonu aşkın Türk öğrenci var. 1 milyon Türk öğrencisine derslerde diyecekler ki sizin atalarınız katildi. Ve sınavda da yani bunu söylemezseniz belki sınıf geçmeyeceksiniz, not alamayacaksınız. Yani bu kadar insafsızlık olamaz. Evet. Bir milleti durup dururken Türklerin tahrik ettiği bir olay yok. Almanlara karşı yaptığımız bir olumsuz bir şey yok. Bir özel sebebi yok Almanların böyle bir işe kalkışmasının. Kaldı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Bu karardan sonra hiçbir ülkenin parlamentosu böyle bir karar almadı. Çünkü orada açıkça diyor ki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre bir olayın soykırım olup olmadığına sadece o olayın cereyan ettiği ülkenin mahkemesi veya yetkili kılınmış bir uluslararası mahkeme karar verir. Yani parlamentolar karar veremez diyor. Hükümetler karar veremez diyor. Evet. Şimdi bu karardan sonra bunu yapmak demek Alman parlamentosunun uluslararası hukuku hiç tanımaması demek. İnsan hakları Almanya'da insan hakları Avrupa Konseyi üyesi olarak insan hakları mahkemesine taraf. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını tanımıyorum demek bu. Yani o kadar büyük bir kötülük yapmaya karar vermişler ki Türklere hukuku, mahkeme kararları hiçbir şeyi tanımıyorlar. Daha da kötüsü bu karar tasarısında ortaklar arasında Alman hükümetinin iki üyesi var yani Hristiyan demokratlarla sosyal demokratlar. Yani Merkel bugün Sayın Cumhurbaşkanı bana Angela Merkel, Sayın Merkel elimden geleni yapacağım dedi gibi bir açıklama işte, yaptı. Sizce atmosfer nasıl? Siz oraları çok yakından bilen yani bir biz gittik Almanya'ya. Alman milletvekillerine konuştuk bu konuyu. Hiçbir şey dinleyecek halleri yok. Bir saatten fazla konuştuk. Sayın Emekli Amiral Soner Polat'la birlikte. Bir saatten fazla konuştuk. Ne kadar anlatırsanız anlatın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, gerçekler, tarih, belgeler filan. Hiçbir şey dinlemiyor. Biz biliyoruz diyor. Şu soykırım. Ve bunu mecliste geçireceğiz. Peki diyor. Ne olur Sayın Öğmen? Yani bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Yani evet. Hukuken bir şeylerin önüne açılır mı? Bir ikincisi de ne olur Almanya bunu kabul ederse Türkiye-Almanya ilişkileri bakımından? Şimdi burada bir şeyi itiraf edelim ki daha önce benzeri durumlar olduğunda Amerikan Kongresi'nde, Fransız Parlamentosu'nda Türkiye'de çok ciddi bir tepki vardı. Yani bir taraftan hükümet, bir taraftan siyasi partiler, muhalefet, ondan sonra iş adamları dernekleri, TÜSİAD, Odalar Birliği, üniversiteler, basın. Bu büyük bir milli mesele olarak dile getiriyorlardı ve çok güçlü tepki gösteriyorlardı. Şimdi maalesef bu tepkiyi göremiyoruz. Bakın biz 114 eski CHP milletvekili olarak böyle bir bildiri yayınlıyoruz. Yani bir iki gazete hariç basında bir satırla yazmıyor. Evet. TÜSİAD'dan hiçbir ses yok. Odalar Birliği'nden ses yok. Bir tek Barolar Birliği bir mektup yollamış Alman barolarına. İşte Almanya'da bazı gruplar, Doğu Perinçek arkadaşları Berlin'e gittiler. Oradaki Türk örgütleriyle bir gösteri yapmışlar Berlin'de. İşte bugünlerde gene bir iki gösteri yapılıyor. Fakat onun dışında basın sahip çıkmıyor bu olaya. Hükümetin resmi bir açıklaması olmadı. Daha doğrusu üst düzeyde, en üst düzeyde. Bugün sadece Cumhurbaşkanı'nın sözünü duyduk. Dün de Başbakan'ın yumurta kapıya geldikten sonra. Halbuki Sayın Erdoğan Fransız parlamentosunda bu konu görüldüğü zaman 2011 yılında zehir zemberek bir açıklama yapmıştı. Evet. Çok ağır sözler söyleyerek Fransızların geçmişini filan da anlatarak ve hiç kimse bize soykırımcı diyemez filan diye
gayet kuvvetli bir beyanda bulunmuştu. Şimdi bu defa bakıyoruz, bu hava yok Türkiye'de. Yani bunu anlamak kabil değil. Yani Türkiye'de bu kadar zayıf bir tepki gösterilmesine, siyasi düzeyde olsun, basında olsun, üniversitelerden hiç sesle daha yok. İş çevrelerinden sesle daha yok. Yani bunları anlayacağı, açıkça söylemek gerekirse, anlayacağı dilden konuşacaksın. Yani bunu çıkarırsanız bir bedel ödersiniz demek lazım. Bu bedel ticari mi olur, ekonomik mi olur, başka türlü mü olur ama bir bedel ödeyeceksiniz. Bunu söylemek lazım. Uluslararası ilişkiler de rica ederek, efendim işte alttan alarak, böyle talepte bulunarak falan sonuç alamazsın. Evet. Uluslararası ilişkilerde bedel ödeteceksiniz. Mutlaka bir bedel ödeteceksiniz. Yani bunu yaptıklarına pişman olacaklar. Daha önce bakın Almanya bir kere bu Türkiye'ye silah ambargosu uygulamaya kalktı. 1992 yılında. Niye? Çünkü Almanların verdiği silahları Güneydoğu'da PKK'ya karşı uyguluyoruz diye, kullanıyoruz diye bir NATO ülkesi, başka bir NATO ülkesine ambargo uyguluyor. Düşünün, silah ambargosu. Onun üzerine öyle bir tepki oluştu ki Türkiye'de, şeyde Almanya'da 30 bin Türk gösteri yaptı. 30 bin Türk şu an gösteri yaptı. 3 milyon Türk yaşıyor. Yani bu... Evet, Sayın Öymen. Yine hatta bir sıkıntımız var. Evet, dinliyoruz. Evet, şimdi dinliyoruz. Yani tepki göstereceksiniz, işte örnek veriyorum size. Böyle bir tepki göstereceksiniz. Evet. Yani şeyde, İran'a karşı böyle incitici bir şey yaptılar bir tarihte. İran dedi ki derhal Almanya'dan yaptığımız ithalatı yarıya indiriyoruz. Kıyamet koptu Almanya'da, paniğe kapıldılar, hemen vazgeçtiler. Yani onların anlayacağı dil ekonomik ve ticaret dilidir. Ama bizim iş adamları bu kadar sessiz kalırsa diyecekler ki bunların bize hiçbir şey yapacağı yok. Yani biraz hissettirmek lazım devletin ağırlığını. Siz bizim milletimizin, atalarımızın, tarihimizin, tarihimize bu kadar dil uzatırsanız, halkımızı bu kadar incitirseniz, rencide ederseniz mutlaka bir bedel ödersiniz. Evet, evet. Yani bu bedel ödeme lafını mutlaka söylemek lazım. Ama ne yazık işte başından mı söyleyeceksiniz bunu? Kim söyleyecek? Sivil toplum örgütleri susmuş. Türkiye'de bazı insanlar çıkıyor akademisyen sıfatını kullanarak. Efendim biz yaptık soykırım diye. Tarihi gerçeklere aykırı, her şeye aykırı, hukuka aykırı tavırlar sergiliyorlar. Evet. Onlar da zaten bu metinlerinde Türklerden de diyor zaten bunu kabul edenler var diye yazmışlar. Maalesef. Takip edeceğiz. Samimen sizin de değerli lütfen, görüşlerinizi ve çalışmalarınızı en azından kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben duyarlılığınıza teşekkür ediyorum gerçekten. En azından birkaç kanal böyle sizin gibi, Halk TV gibi, Ulusal Kanal gibi birkaç kanal çıkıyor da bunları söylüyor. Diğer medyalarda maalesef çok çok cılız yansıması bu konudaki tepkilerin. Umarım ikisinden sonraki oylamadan sonraki yansımayı yani onu beklemiyorlardır. İddia ettiğiniz kanallar. Yani o oylamadan sonra yapmak evet. Lazım. Tekerlek kırılmadan yapacaksınız. Çok teşekkür ederiz. Yani geri adım attıracaksınız. Teşekkür ederiz Sayın Uymen. Ben yayına katıldığınız için. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Bir iki ufak bağlantı sıkıntısının dışında gayet net Sayın Öğmen'in de ifadelerini ve söylemek istediği mesajları öğrendik, anladık. Biz dönelim yine tarihlerden, tarihi belgelerden konuşmaya. Çünkü anladığım kadarıyla en iyi cevap tarihi belgelerle verilebiliyor. Evet. Şimdi Sayın Öğmen bir olay hatırlattı. Müsaade edin ben de sizinle bir yayın yapmıştık. Yani yayının belgeleri var. Hı-hı. Yani görüntüleri de arşivde. Şimdi Sayın Öğmen söyleyince aklıma geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Fransa parlamentosunda konuşulurken bu konu çıkıp herkes önce kendi tarihine baksın. Kendi işlediği suçlara baksın gibi bir cümle etmişti. Evet. Benim de aklıma hemen bu cümleden bir gün evvel sizinle yaptığımız program gelmişti o dönemde. Evet. Çünkü aynı cümleyi bir gün evvel Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir gün evvel siz söylemiştiniz. Belki devlet yetkilileri bu programdan sonra verilmesi gereken Sayın Öğmen'in bahsettiği o mesajları dünya kamuoyuna verirler. Sayın Cumhurbaşkanı bugün ilk ipuçlarını da verdi bunun giderken gerçi. Şimdi bütün Hristiyanlardan
bahsedilmesi önemli. Bunun altını bir kez daha çizmek gerekir belki. Özellikle Süryaniler vurgusu önemli. Halbuki siz diyorsunuz ki o dönemdeki Süryanilerin hiç bu konuyla ilgisi yok. Bakın Süryani Patriki İlyas Efendi 5 Şubat 1923 günü az önce şeyi söz ettik işte 1919 Nisan Mayıs'ta Süryani Patriki İlyas Efendi hem Güneydoğu'da görevli İngiliz ajanı Noel'e biz Türklerle aramız gayet iyi. Bizi hiçbir şekilde ayıramazsınız. Biz onlarla beraber yaşamak istiyoruz. Azınlık ayrıcalığı istemiyoruz dediği gibi yine binbaşı Noel'in istihbarat raporunda yazılı olduğu gibi İstanbul'a gitmiş. Yani Noel'le bu görüşmesinden sonra İstanbul'a gidiyor. İki görüşme yapıyor. Bir, İngiliz kuvvetleri komutanlığına gidiyor. Biz azınlık ayrıcalığı falan istemiyoruz. Biz Türklerle kopmaz bir kardeşliğimiz var diyor. Oradan çıkıp padişaha gidiyor. Biz sizinle beraber olmak istiyoruz. Sakın o Paris Barış Konferansı'nda falan bize ayrıcalık istemeyin diyor. Bunlar belgeli. Nerede? İngiliz istihbarat raporunda belgeli. Onun dışında da dönemin gazetelerine yansımış demeçleri var Süryani Patriki'nin. Örneğin 5 Şubat 1923'te Anadolu'da Yeni Gün diye bir gazetede ne diyor? 5 Şubat 1923. 5 Şubat 1923 gazetenin adı Anadolu'da Yeni Gün. Konuşan Süryani Patriki İlyas Efendi. Bakın ne diyor? Azınlıkların hakları bu dakikaya kadar temsilcisi bulunduğum cemaatin yani Süryanilerin ne akıl ve hayaline gelmiştir ne de gelmesi muhtemeldir. Biz Avrupa'nın lüzumsuz olarak ortaya koyduğu bu prensibine karşı, azınlık ayrıcalıkları prensibine karşı var kuvvetimizle protesto ederiz. Azınlık ayrıcalığını. Ta Hulefai Abbasiye'den beri süren topluluğumuz, İslam ile özellikle de Türkler ve Kürtlerle tam bir dostluk içinde yaşamışlardır. Biz mübarek İslam milletinin koruyucu himayesinde yaşıyoruz. Ve bundan böyle de bu şekilde yaşamak tek isteğimizdir. Hükümete öncelikle de kanunlara bağlılığımız vardır. Allah'ın huzurunda ahd ve misak ederim ki, yemin ederim ki, bu bağlılığımızı hiçbir engel önleyemeyecektir. Ben, topluluğum, Süryaniler namına ne böyle bir ayrıcalık talebinde bulundum, ne de bulunuyorum, ne de bulunacağım. Milli hakimiyetimiz kutsaldır. Topluluğuma, Süryanilere milli hakimiyetimiz kutsaldır. Topluluğuma mensup bütün görevlilerden sürekli aldığım mektuplarda milli hükümetimizin adaletle yürüdüğü görevlerine karşı minnet ve şükran beyan ediliyor. Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başarılarına gece gündüz dua etmekteyim. Milli hakimiyetimizi saygıyla takdis ederim, kutlarım diyor. Ve devam ediyor ki bir eski topluluk olan Süryaniler Misak-ı Milli dahilinde bulunan milletin bir topluluğudur. Millet tanımını bu milletin yeniden yapmaya bir topluluğudur. Çalışanlara da çok güzel bir örnek bu. Tek istekleri iyi günde de kötü günde de çoğunlukla birlikte olmak, muazzam nimetinden memnun olmaktır. Sonsuza kadar bu devlet içinde yaşamak istiyoruz. İftihar ettiğimiz reisimiz Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini bizzat tanımakla müşerref olamadım fakat onun şan ve şöhreti dünya ölçüsündedir. Kendileri pek büyük bir adamdır. Kendilerine ve Yüce Meclis'e saygılarımı sunmak için Ankara'ya geldim. Ben topluluğumun bağlılığını iletiyorum. Topluluğum da benim gibi düşünüyor. Şimdi ne diyor? Ne Alman Meclisi'nin tasarısında ne varmış? Türkler yalnız Ermenilere değil, bir de Süryanilere de soykırım yapmışlar.
Bütün Hristiyanlara da soykırım yapmışlar, öyle mi? Peki siz Alman görevliler de bu soykırımlara tanıkmış, öyle mi? Ben rica edeyim, şu 1915, 1916, 19, 20 konusunda Süryani Patriki'nin beyanlarını çöpe mi atacağız? Atamayacağız. Yok mu edeceğiz? Edemeyecekler. İşte Süryani Patriki İlyas Efendi'nin bu beyanları A. İngiliz istihbarat raporlarında, B. İstanbul'daki İşgal Kuvvetleri Komutanlığı'nın belgelerinde, C. Padişah'ın Osmanlı belgelerinde, D. o dönemin Türkiye'de yayınlanmakta olan gazetelerinde mevcut. Peki Süryanilere niçin ayrıcalık verilmiyor? Lozan'da ayrıcalık yok Süryanilere. İngilizler de pek de ısrarlı değiller Süryanilere Türkiye toprakları üzerinde bir ayrıcalık verilmesine. Ama göndermiş İngiliz adamını. Aa, adam Süryaniler istemiyorum demiş. Hayır, neden biliyor musunuz? Türkiye'de 5-6 bin Süryani var. Hindistan'da 1 milyon. İngiliz yönetimi altında bulunan, eğer Türkiye'deki 5 bin Süryani'ye ayrı devlet verilecek olur ise, İngiliz yönetimi altındaki Hindistan'daki 1 milyon Süryani'ye de tabii ki ayrı bir devlet vermek gerekecek. O onun örneği olacak. İşte İngiltere'de Süryaniler için bastırmamasının nedeni kendi ayağına da kurşun sıkmış olmamak için. Ez cümle, Türkiye'de Süryanilerin Lozan'da ayrıcalık verilmişti de sonradan Türkiye onu çiğnedi gibi yayınlar yapan, hadi adını verelim, Baskın Oran ve bu gibi akademisyenlerimize de buradaki kullandığımız, ortaya koyduğumuz delilleri müjdelerim. Bundan sonra eğer aynı yalanları, gerçeğe aykırı beyanları sürdürecek olurlarsa aynı şekilde kendilerine yazılı olarak da bu belgeleri sunacağız. Şimdi hocam çok sayıda teşekkür var. Biz görevimizi yapıyoruz en azından biz kendi adımıza. Biz de size teşekkür ediyoruz bilgilerinizi paylaştığınız için. Bazı izleyicilerimiz şeyi soruyor. Peki yani ben hepsinden özetleyerek şunu iletebilirim. Bunu anlatmakta da fayda var. Araya gitmeden evvel kısaca. Hı hı. Peki ne olmuştu 1915'te? Tamam. Şimdi az önce sözünü ettiğimiz Mehmet Ali Aybar'ın görüşleri Tip Tarihi adlı kitapta yayınlanmıştır. Türkiye İşçi Partisi tarihinin ikinci cildinde yayınlanmıştır. Ve daha sonra 1967'de olan bu olay Teori Dergisi'nde, şöyle gösterelim, Teori Dergisi'nde tekrar yayınlanmıştır. Teori Dergisi'nin Nisan 2008 sayısında bulabilirler. Arslan Kılıç'ın Ermeni soykırımı konusunda Aybar'ın Sartre'ı nasıl ikna etti yazısı, Mehmet Perinçek'in yazısı, Şükrü Server Aya'nın yazısı, Teori Dergisi'nin bu sayısını da sahaflardan insanlarımız, gençlerimiz bulabilirlerse bunu çok iyi olur. Bunları söylüyorum ki bunlar birer emek. Ben bu bilgilere bu yayınlar aracılığıyla sahip oldum. Onlara teşekkür ediyorum. Anmadan geçmek olmaz. Şimdi 1915'te ne oldu? Yine kaynaklarımızı vererek 1915'ten gelmeden önce 1890'larda bütün Avrupa ayağa kalktı. Osmanlı'da Müslümanlar Hristiyanları doğuruyor diye. Yani Alman parlamentosunda oylanacak olan tasarıda Osmanlı İmparatorluğu'nda Hristiyanlara soykırım uygulandı lafının bir örneği kaç yüz küsur sene önce 1896 yılında 1895, 94, 96, 93
o yıllarda 90'lı yılların ilk yarısında 130 yıl evvel, 100 diyelim. Bütün Avrupa basınında bu söyleniyordu. Osmanlı'da Müslümanlar Hristiyanları, başta Ermeniler olmak üzere tüm Hristiyanları kıtır kıtır doğuruyorlar yayınları. O zamanın gazetelerinin hepsinde var. Bunlara bir Alman Hans Barth, Türk kendini savun diye bir kitap yazdı. 1896 bu kitabın tarihi, Almanca. İşte bugün yapılanların aynısı, benzerinin 1890'larda yapılmasına karşı bir Alman'ın asabı bozuldu, yeter artık, bu kadar da yalan olmaz diye. Ve bu Alman Hans Barth, Türke Wehre Dich Almancası, Türkçesi Türk savun kendini diyen ve bütün o Hristiyan kırımı, Hristiyan katliamı iddialarının ne kadar yalan ve düzmece olduğunu anlatan bir kitap yazdı. Yıl 1998, Leipzig, ikinci baskı. 1898. Evet. Bu kitabın hemen bir yıl sonra Fransızca çevirisi de yayınlandı. Bu kitabın Türkçesinin Türk Vehredür olarak, Türk savun kendini adıyla ben tanıttım bütün halkımıza. Bu kitap okunsun, okunmalı. Çünkü Ermeni iddialarının hep daha 1896'dan beri aynı papağanlıkla yinelendiği bir defa bilinsin. Bir de onlara karşı o tarihte de bir cevap verilmiş. Veren de bir Alman üstelik. O da bilinsin dedik. Bu bizim kendisi küçük ama işlevi büyük Sayın Mete Akyol yönetiminde yayınlanan Bütün Dünya dergisinde Ermeni iftiralarına karşı çürütücü belgeler yayınladık. Bunlardan bir tanesi bu. Budur. Ve pek çok yazı yayınlanmıştır. Ne oldu 1915'te diye sordunuz. 1915'te ne olduğunu çeşitli kaynaklar çeşitli biçimlerde anlattılar. Yazdılar, yayınladılar. Kimi dedi ki soykırım oldu, kimi dedi ki hayır olmadı. Karşılıklı öldürüşme oldu diyen var. Savaş halinde bunlar oldu diyenler var. Fakat en ilginç, yani ne olduğunu en ilginç anlatan Alman, yine Alman. Alman parlamenterlere bir buradan dikkatlerini çekmiş olalım. Şimdi bugün artık iki gün sonra Alman parlamentosuna bir gün mü kaldı? Yarın. Neyse, yarın. İki geçmedi. Oylanacak 31 tasarı. Başlangıçta söylediğim gibi bir tanı, ben tanığım diyor. Alman İmparatorluğu görevlileri tanık oldu diyor. Diyor. 1915'teki diyor öldürmelere diyor. Suçları durdurmamak diyor. Yapmayın etmeyin demediler diyor. Burada bir ikrar var. Biz bu suçu işlendiğini gördü Alman İmparatorluğu görevlileri. Türkler bu suçu işlediler, bunu gördüler. Durdurma, durun yapmayın demeleri gerekirken dememişler. Dir diyor. Şimdi bugünkü bu tasarının kökenini söylüyorum. Bu tasarının kökeni 1915 yılında Osmanlı'daki İstanbul'daki Amerikan Büyükelçisi Henry Morgenthau'dur. Morgenthau 1917'de yayınlanan kitabında Ermeni olaylarında sorumluluğu Almanlara tak diye koyar. Çok önemli. Türklerin tarih boyunca tehcir diye bir uygulamaları yok. Fakat Almanların tarih boyunca tehcir diye bir uygulamaları var. İşte ne bileyim Belçika'dan aldılar şuraya koydular. Alsaslı-Lorraine'den aldılar buraya koydular. Olsa bu tehcir Almanların dayatmasıyla yapılmış olmalı diyor. Ki o zaman kontrol ediyor Almanlar. Burada. Ondan sonra Almanların sorumluluğu diyor tehcire durun dememektir diyor. Aynen yani iki gün sonra oylanacak Alman tasarısında
Almanlar, bizim de sorumluluğumuz var, Alman parlamenterler. Alman İmparatorluğu görevlilerinin de bir sorumluluğu var. Durun dememiş olmak, mani olmamış olmak diyor ya. Hı hı. Aynen ABD Büyükelçisi Henry Morgenthau'nun kitabından alınmadır. Henry Morgenthau'nun bu kitabı 1917 yılında yayınlandı. Hı hı. Dikkat. Evet, Morgenthau bu kitabında çok ilginç bir şey söylüyor. Çağırdım diyor İstanbul'daki Alman Büyükelçisi Wangenheim'a. Ona dedim ki bu Ermenilere böyle şeyler yapılmasın dedim. O da bana dedi ki, o Ermenilerin bir kısmını siz Amerikalılar alın. Bir kısmını da biz Almanlar alalım. Biz aldığımız Ermenileri Polonya'ya götürüp yerleştirelim. Polonya'dan da Polonya'daki Yahudileri alıp Ermenilerden boşadan Güneydoğu Anadolu'ya yerleştirelim. Teklifini yaptı bana diyor. Alman Büyükelçisi diyor. Bunu reddettim diyor. Şimdi o zaman Amerika da suçlu. Yani Rus ordusuyla birlik olup Türk ordusunu arkadan vuran Ermeni, Rus ordusundaki Ermeniler ve Türkiye topraklarındaki Ermeni çetelerinin bu eylemini sönümlendirmek için Alman Büyükelçisi'ne önermiş. Yani biz oradaki zararlı Osmanlı'yı vuran Ermenileri oradan tahliye edelim. Bir kısmını sen gemilerle Amerika'ya götür. Ben de Polonya'ya bir kısmını götüreyim. Da ben alıp Polonya'ya götüreyim. Peki buna niye hayır dedin diye soran var mı? Yani Almanya'nın bu teklifine Amerika niçin hayır dedi? Bu ayrı bir sorun. Tartışılması gerekir. 1915'te ne oldu? Durun hocam. Ne oldu? Bir noktalı virgül koyun. Peki. Bir küçücük ara rica edelim. Çok olur. Önemli olur. Bir noktaya geldik. Değerli izleyiciler, bir kısa aranın ardından 1915'te gerçekte ne oldu? İşte bu sorunun yanıtını vereceğiz. Ama önce kısa bir ara. Gündem Özel'in nihayet son bölümüyle karşınızdayız. İki gün sonra, yani 2 Haziran'da Alman parlamentosunda oynanacak 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren, Türkiye'ye ve Türklere iftiralarla dolu metni konuşuyoruz, tasarıyı konuşuyoruz ve tam da belki de en çarpıcı noktalardan birinde kalmıştık. Değerli hocama, değerli izleyicilerimizin sorusunu yönetmiştim. 1915'te tüm bunlar bir tarafa, gerçekte ne oldu? İşte şöyle başlamıştım. İşte herkes kendince bir 1915 anlatıyor. Evet. Fakat bugün için önemli olan 1915'i bir Alman general nasıl anlatmış? Şimdi bu çok önemli. Osmanlı İmparatorluğu ile Alman İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'nda, yani olayların yaşandığı 1915'te müttefikler. Silah arkadaşılar. Osmanlı ordusunun genelkurmay başkanı bir Alman. Bronsart general. Savaş bitiyor, mütareke imzalanıyor 1918'de. İttihat Terakki Partisi dağılıyor. İşte Enver Cemal Talat Paşalar yurt dışına gidiyor. 1921 oluyor. Talat Paşa Tehliryan denilen bir Ermeni militan tarafından öldürülüyor. Tehliryan yakalandığında mahkeme ediliyor. İşte 1915'te Alman Osmanlı ordusunda genelkurmay başkanı olan Bronsart müracaat ediyor mahkemeye. Diyor ki ben tanığım. Ben tanığım. Şimdi tanığız diyenlere. Evet. İmparatorluk soykırıma tanık olmuştu diyor ya bugünkü Alman tasarısı. İşte o. 1921'de Alman, Osmanlı'nın genelkurmay başkanı olan Alman generali ben tanığım diyor. Mahkeme tanıklığını reddediyor. Yıl 1921. Bunun üzerine Deutsche Allgemeine Zeitung gazetesine tanıklık ifadesini gönderiyor. Verdiler arkadaşlar ekrana gazeteyi. Evet. İşte burada
burada neredeyse yarım gazete sayfası mahkemeye vereceği tanıklığı dünya kamuoyuna açıyor. Kim? 1915'te Osmanlı'nın Genelkurmay Başkanlığı koltuğunda oturan Alman general. İşte burada 1915 olaylarında neler olduğunu ayrıntısıyla anlatıyor. Ve olayların asla bir soykırım olmadığını, önce Ermenilerin Türklere kıyım uyguladığını, Ruslarla işbirliği halinde. 519 bin dedi Sayın Öğmen. Evet. İşte o 519 bini Bronzart General, Alman General de öyle anlatıyor. Yani Rus ordusuyla birlik olan Ermeni unsurlar Türklerin yüz binlercesini katledilmesi üzerine Türk yönetimi o bölgedeki Ermenileri başka bölgeye kaydırmak ve onların arkadan vurma olayını önlemek istedi. O önlem sırasında, nakiller sırasında ölümler olmuştur. Ama bu hükümet bu ölümleri amaçlamamıştır. Yani diyor. Bir soykırım olması gibi. Evet. Kodlu. Mesela şimdi, İstanbul'daki Ermeniler de gönderilmiş mi? Az. Çok az. Terör örgütü üyesi olanların İstanbul'daki de gönderilmiş. Ama bilinen Taşnak örgütünün adamı İstanbul'da oturuyorsa o da yöneticisi, Taşnak yöneticisi. Tamam ama normal Ermeni Hayır, vatandaşı. Hayır olur mu? Tabii i̇şte ki yani değil. Hani soykırım olması için onun da gönderilmesi gerekmez mi? Çok bu basit bir mantık. Bu Bronsart'ın tanıklığını kaynakları verelim. İlk olarak ASAM Ermeni Araştırmaları Enstitüsü yayınladı Türkçe'ye çevirip 2001 yılında. Ondan sonra ben kitabımı aldım. Türkiye'nin Siyasi İntiharı kitabımda bu tanıklığın Almancası özgün, İngilizce çevirisi ve Türkçe metniyle yer almaktadır. Bu tanıklığın bu metni artık şu an Alman tasarısında tanıklıklardan söz edildiğinden dolayı çok önem kazanmıştır. Kuşkusuz. Bence Almanya'da eylem yapacak olan aydınlarımız, yurttaşlarımız bu Deutsche Allgemeine Zeitung'un bu 24 Temmuz 1921 tarihli sayısının fotokopilerini Alman parlamenterlerine çoğaltıp dağıtsınlar. Kendi oylamadan hemen önce, hemen yarın. Kendi generali. Yarın. Bunu okuyup da hala Türkler soykırım yaptı oyunu verecekse versin. Biz o zaman onun kasıtlı davrandığını anlayacağız. Hı hı. Yani artık onun gerçekleri umursamadığını anlayacağız. Ve böylece gerçeğe aykırı kasıt bulunduğunu deliliyle ortaya koymuş olacağız. Onun için bu Deutsche Allgemeine Zeitung'un 24 Temmuz 1921 tarihli sayısında Bronzart, General Bronzart'ın Talat Paşa için tanıklık başlığını taşıyan metnini işte bu böyle fotokopi yaparak A4 bütün Alman parlamenterlerine, parlamentosuna Türk kardeşlerimiz dağıtmalıdırlar. Peki hocam, diye düşünüyorum. Şimdi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk zamanında hiç onun önüne konmamış mı bu? Yani biz yine maalesef dönüp çözümü onda arıyoruz, onda bekliyoruz. Şimdi bakın, yıl 1932. Sevr'de taraflardan, hani işte taraflardan biri Osmanlı İmparatorluğu, tamam. Karşısında İngiltere, Fransa, Almanya İngiltere, Fransa filan var. Bir de Ermeni Cumhuriyeti var. Yani Sovyet Ermenistan'ındaki o küçük Ermenistan'ın temsilcilerin de imzası var. Sevr'de. Ne istiyor Sevr? Malum. Doğu ve Güneydoğu'nun tamamı Ermenistan olacak. Yıl 1932.
İşte o Ermenistan'ın Avrupa'da, yani Sevde imzası olan Ermeni temsilci Aharonyan Cenevre'dedir, İsviçre'dedir. Milletler Cemiyeti de Cenevre'dedir, İsviçre'dedir. Milletler Cemiyeti Türkiye'yi üyeliğe davet etme kararı almıştır. Oylama, Türkiye Cumhuriyeti Milletler Cemiyeti'ne üye olsun mu olmasın mı, davet edilsin mi edilmesin mi oylaması 18 Temmuz 1932 günü yapılacaktır. 9 Temmuz 1932 günü Cenevre'de bu Ermeni Sevde imzası olan Ermeni temsilci Aharonyan Milletler Cemiyeti'ne başvurur dilekçeyle Ermeniler adına. Der ki bu dilekçede, Milletler Cemiyeti'nin bir azınlıklar komitesi vardır, azınlıklar masası mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti madem üyeliğe davet ediliyor, o halde Milletler Cemiyeti'nin öngördüğü azınlıkların bakımından sorunsuz bir ülke olmalıdır ki davet edilebilsin. Evet. Oysa bir Ermeni sorunu vardır. Milletler Cemiyeti Türkiye'ye üye etmeden önce Ermenilere istedikleri toprakları vermesini, Ermenilere kıyım, toplu kıyım uyguladığını kabul etmesini dayatmalıdır. Bunları kabul ederse ancak ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni Milletler Cemiyeti'ne üye etmelidir diye talepte bulunuyor. İmza Aharonyan. Milletler Cemiyeti Aharonyan'ın bu talebini, Ermeniler adına yaptığı bu talebi şöyle elinin tersiyle itiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin azınlık diye bir problemi olmadığını kabul ederek Türkiye Cumhuriyeti'ni üyeliğe davet ediyor. 18 Temmuz 1932 günü bütün soykırım propagandacıları için kara bir gündür. Çünkü Türkiye'nin azınlıklara eziyet etmediği, Hristiyanlara eziyet etmediği, Milletler Cemiyeti, o günün Birleşmiş Milletleri diyeceğimiz Milletler Cemiyeti adını taşıyan, Society of Nations denilen, nasyon denilen o kurum tarafından, 58 devlet tarafından ayakta alkışlanarak Türkiye davet edilmiş ve böylece soykırımcı bir ülke olmadığı doğrudan o günün milletler Birleşmiş Milletleri tarafından tasdik edilmiştir. Bu ülkelerin arasında iki gün sonra oylama yapacak olan Almanya da vardır. Bizim bu Türkiye'nin davet edilmesi sırasında Alman temsilci Milletler Cemiyeti'nde söz alıp Avustralya'da konuşmuştur, İsviçre'de hepsi konuşmuştur. Alman delegede kalkıp konuşmuştur. Bu Alman delegenin ne konuştuğu da Milletler Cemiyeti'nin zabıtları arasında vardır. Ünlü reisinin isabetli yönetimi altında uluslararası barış eserinde birlikte çalışmaya bilhassa yaraşır olan Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin davetini, üyeliğe davet edilmesini Almanya memnuniyetle karşılar. Alkışlar parantez içinde. Zabıt bu. Bu konum Türkiye'ye çoktan beri yaraşırdı. Almanya eski ve sadık dostunun iki millet ve iki hükümet arasındaki ilişkileri yeniden canlandırdığını ve bu ilişkilerin gelecekte birlikte çalışmaya da hakim olacağını görmekle bilhassa mutludur diyor Almanya'nın Milletler Cemiyeti'ndeki sözcüsü. Dikkat, tarih 18 Temmuz 1932. Hitler Almanya'da henüz iktidarda değilken Almanya Demokratik Yönetimi bu
Türkiye'nin azınlıklar diye bir problemi olmadığını, Ermenilerin Doğu ve Güneydoğu Ermenistan yapmak şartıyla ancak üye alın dilekçesinin de reddine karar veren komisyonda yer alıyor. Ermenilere eziyet edildiği iddialarını da reddeden bir oturumda Almanya bunu söylüyor. Demek ki bugünkü Almanlar 1932'nin Alman devleti temsilcisini de hatırlatmak gerekir ki o parlamento neleri unutmuş onu görelim. Şimdi tabii Fransa da aynı şekilde, İtalya da aynı şekilde. Tabii. Yani hayır, hepsinin konuşmaları var. Yani acaba şey mi değişti? Yani o dönemdeki Fransa mı başka yoksa şimdiki Türkiye mi? O zaman şimdiki Atatürk vardı. Şimdiki Almanya birazcık Hitler Almanyası'nı andırmaya başladı yavaş yavaş. Şöyle ki Hitler 2. Dünya Savaşı'nda Hitler ordusunda 20 bin Ermeni gönüllü vardı. Ordu. Bakın onların fotoğrafları. Hitler ordusunda. Hitler ordusunda. Yani faşist Hitler'in ordusunda. Soykırımcı ordusunda işte. Yani. Soykırım ordusunda 20 bin Ermeni asker görev yapıyor idi. Bu gerçeği Sayın Mehmet Terinçek bir makalesinde ayrıntısıyla anlattı. Onu da kutluyorum buradan. Baba oğul Perinçekleri kutluyorum. Bu çalışmaları onların gözüne sokmamız gerekiyor. Eğer bakın şu an 3. Dünya Savaşı içinde yaşıyoruz. 3. Dünya Savaşı 1991'de başlamıştır. 91'den bugüne Körfez devam ediyor. Evet, ediyor. Fakat bu Dünya Savaşı'nın diğer Dünya Savaşı'ndan ayırt edici yönü terör maşaları kullanılarak sürdürülmesidir. Herkes kendi beslediği teröristi, kendi ilan ettiği, düşman gördüğü devlete saldırtmaktadır. Ve aynı zamanda propaganda vurkaçlarıyla da sürdürülmektedir. İşte Alman parlamentosunun 2 gün sonra oylayacağı karar tasarısı falan filan da yine 3. Dünya Savaşı'nın propaganda ayağının sürdürülmesidir. Başka bir şey değil. Bizler sözün karşılığı söz, yazının karşılığı yazı, kurşunun karşılığı kurşun, bombanın karşılığı bomba olmalıdır. Biz aydınız. Aydın olarak biz aydınlar onların ürettikleri argümanlara karşı o argümanları çürütecek belgeleri sunarak görevimizi yapmış oluyoruz. Devletler de görevini yapmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kendisine düşen görevi yapmalıdır. Bu işi hafife almamalıdır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Özakıncı. Bitti. Süremiz bitti. Peki efendim. Çok önemli bilgiler verdiniz yine Türk kamuoyuna. Çok sayıda mesaj, soru, teşekkür geldi. Örneğin Nilüfer sağ olsunlar. Akak'tan programdan dolayı size teşekkür ediyor. Belgelerden sağ dolayı teşekkür edenler var. Bağlantı adresi soranlar var. Çok ilginç bulan var. Mesela Lale Gürman gibi programı ve belgeleri. Sağ olsunlar. Nurlu Erkan da demiş ki lütfen bu belgelerin yaygın haber olmasını sağlayın. Şimdi biraz evvel siz evet, aydınların evet. üzerine düşen evet, görevlerden bahsettiniz. Evet. Bizim de kamu adına yaymak. Çalışan medya kurumları evet. olarak görevimiz ki bunu yapmaya çalıştığımız en azından düşünüyoruz. İşte Bütün Dünya Dergisi, evet. işte Kanal B aracılığıyla en azından diğerlerinden bir parça fazla yaptığımıza inanıyoruz. Yeterli mi değil? Bu konuyu var anlatmaya, sizin gibi değerli aydınlar aracılığıyla toplumu aydınlatmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Ama size çok teşekkür ederiz. Bu ben akşam bize konuk olduğunuz için. Ben size çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına iyi bir gece, iyi bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Ayın 2'sinde Almanya parlamentosunda oylanacak bu kritik oylamayı da yakından takip ederek sizlere tüm ayrıntılarıyla aktaracağımızı da yeniden hatırlatıyoruz. İyi geceler.